Antibiyotiğe dirençli olanlar dolayısıyla üremeye başlarlar antibiyotiğe dirençli olduğu için ve bir müddet sonra onlar hakim duruma geçerler. Fakat burada evrim falan yok. Çünkü sonradan kazanılmış yepyeni bir gen, yepyeni bir genetik bilgi yok burada. Birkaç tane faktör var burada. Bir tanesini örnek vereyim. Bakterinin sahip olduğu bir enzim var. Beta-laktamaz deniyor bu enzime. Bu enzimle penisilin ve türevi olan antibiyotikleri parçalayabiliyor bakteri. Fakat bu bakteride bu özellik en başından beri var. Nitekim kutupta bulunan insan ölülerinde cesetler bulunuyor orada. Buzun altında Doğmuş kaldıkları için halde. bozulmuyorlar. Penisilin keşfinden çok 100 sene 19 önce mesela 20, ölmüş 1928 yılında insanlar. keşfediyor penisilin. Evet. Bundan çok daha önce. Bunlar da bakıyorlar bu bakterilerden var. Bu beta-laktamazı üreten. Dolayısıyla bunun sonradan kazanılmış bir özellik yok. Sonradan kazanılmış bir genetik bilgi yok. Bakteri en baştan beri sahip. Evrim falan yok burada. Gerçeği bu. Evet. Yani söyledikleri iddia yalanmış. Evet. İkinci mekanizma hakikaten mutasyon meydana geliyor. Bu bakterilerin protein fabrikalarında olabiliyor. Transport proteinlerinde olabiliyor. Başka enzimlerde olabiliyor. Hocam hoş geldiniz. Estağfurullah hocam. Hangi konuyu anlatıyorsun? Darwinizm anlatıyorduk hocam. Bu Habertürk'teki iddialara cevap geliyorduk genel olarak inşallah. Tamam. Hileleri anlatıyorduk inşallah. Kaç dakika var? 9. Anlatırken devam edin. Biraz sonra ben geleceğim. İnşallah İnşallah. hocam. İkinci mekanizma mutasyonla oluyor hakikaten. Bakteriler geçirdikleri mutasyon sonucunda protein fabrikalarında, enzimlerinde, bazen transport proteinlerinde bir hata meydana geliyor. Ve sakat hale geliyor. Bu sakatlık sonucu o antibiyotik ya o hücrenin içine giremiyor ya da girdikten sonra protein fabrikasına yapışamıyor. Protein fabrikası sakat olduğu için. Ama bu bakterilerin hepsi sakat durumda. Çünkü genetik bilgi kaybına uğramışlar bunlar. Mesela protein fabrikası sakatlanan bir bakteri ona antibiyotik bağlanamayıp onu öldüremiyor ama antibiyotiğin olmadığı bir ortamda protein sentezini yapamadığı için, yeterli yapamadığı için, sakat olduğu için kısa süre sonra hayatını kaybediyor ve diğer bakterilerle rekabet edemiyor sağlıklı bakterilerle. Evet. Bakın burada genetik bilgide bir artış değil, kayıp var. Yani bunda da evrim falan yok. Diğer bütün örneklerde bu şekilde. Stres ortamlarında ya da naylon örneğinde olduğu gibi. Mesela naylon, burada bana çünkü sorular geliyor da bunu detaylı olarak onun için cevaplıyorum. İzleyicilerimizden bazı internette rastlıyorlar. Böyle böyle iddiaları var. Nedir bu diye böyle. Mesela naylon fabrikalarında, naylon üreten fabrikalardaki atık sularında naylon oligomerlerini yani kısa zincirli naylon atıklarını parçalayan bakteriler bulunmuş. Bunlara işte Pseudomonas, Flavobacterium gibi isimleri var bunların. Latince isimleri var. Fakat bakılıyor ki sonradan araştırıyor. Önce bunu işte dediler burada bir mutasyon oluyor. Hatta çerçeve kayması mutasyonu dediler. Yani bir DNA'nın arasında bir harf girip harf çıktığı zaman bütün sağ taraftaki dizilim değişir. Bu çok kapsamlı bir mutasyondur ve mutlaka tahrip meydana getirir. Hiçbir şekilde faydalı olmaz. Hatta evrimciler o kadar ileri gittiler ki böyle sevinç çığlıkları attılar. Bu bakteriler bulunduktan sonra bakın dediler. Bu laboratuvar ortamında da yaptılar bunu. Bu bakteriler sonradan bu özelliği kazanıyor. 9 gün sonra ortaya çıktı bu özellik. Dolayısıyla bir çerçeve kayması mutasyonu oldu. Yepyeni bir enzim üretti diye. Fakat sonraki araştırmalar gösterdi ki bakterinin sahip olduğu zaten 3 tane enzim var. E1, E2 ve E3 deniyor bunları kısaca anlatıyorum. E2 enzimi aynı zamanda bu kısa zincirli naylon atıklarını da parçalayabilecek bir duruma geliyor ama mutasyonla geliyor sakatlandığı için. Diğer özelliğini kaybediyor. Normal sağlıklı hücrede olduğu gibi özelliği var onun bir tane parçalayıcı, metabolize edici etkisi. Onu kaybettiği için bu zincirleri parçalayamıyor. Bakın bu da sakat hale geliyor. Yani verdikleri bütün örneklerde şuna bakmak lazım. Ki arkadaşlarımız da onu sorsunlar. Yepyeni genetik bilgi oluşturacak bir mekanizma var mı? Yok. Mutasyonlar mutlaka zararlı olur. Genetik bilgi kaybı meydana getirir. Hiçbir şey. Bakın zaten Richard Dawkins bilmiyor mu bu örnekleri? Naylon yapan bakterileri ya da Bilir. diğer örnekleri. Bir tane veremiyor. Niye veremiyor? O da biliyor ki bunda genetik bilgide bir kazanım yok, artış yok. Zaten soruyor, evet. Orak hücre anemisi iddiası da o şekilde. Onun örneğini verebiliyor mu? Hayır, veremiyor. Çünkü yeni bir bilgi ekleniyor, biliyor mu? Hayır. Canlıları Darwinist iddianın temelinde ilkel bir canlı ne oldu? Zaman içinde, milyonlarca yıl içinde küçük küçük değişimlerle ilerledi. Daha kompleks hale geldi iddiası var. Ve bu nasıl oldu? İşte genetik bilginin eklenmesi lazım ki böyle bir şey olabilsin. Yeni genetik bilginin eklenmesi gerekiyor ki böyle bir şey olabilsin. Darwinciler neyi kullanıyor, Darwinistler? Mutasyonu kullanıyorlar. Mutasyon zaten böyle bir şey yapmaz. Zaten bitmiş konu. Ay hücrede öyle bir mekanizma yok. Özetle tabii izleyicilerimiz şunu bilsinler bir kere. Bakın tek bir protein bile tesadüfen olamıyor. Mutlaka başka proteinler ve canlı hücresi Evet. gerekiyor. Bu Darwinizmi kökünden bitiriyor zaten. Çünkü bir protein bile tesadüfen oluşamazsa
trilyonlarca proteinlerin meydana getirdiği milyonlarca tür canlı hiç oluşamaz. Darwinizm burada çöküyor. İkincisi 350 milyon tane fosil var. Hepsi yaratılışı kanıtlıyor. Fosiller yani türler birdenbire eksiksiz ve mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyorlar. Hiçbir şekilde ara geçiş formu yok. Yani ara geçiş formu derken patolojik asimetrik mutasyonla oluşmuş patolojik asimetrik canlılardan hiç eser yok. Türler arası boşluklar var. Hepsi birer ayrı ayrı ortaya çıkıyorlar. Hele Kambriyen döneminde 50 tanesi birdenbire ortaya çıkıyor. Ondan önce 3 tanesi var. Değil mi? 50 tanesi birdenbire ortaya çıkıyor. Ondan önceki olan 3 taneden de farklı olarak. Yapıları çok farklı ve mükemmel şekilde ortaya çıkıyorlar. Bu da yaratılışı kanıtlar. Aynı zamanda hiçbir faydalı mutasyon örneği yok. Bakın hep birlikte gördük. Dünyanın en evrimcisi de veremiyor. Hiçbir şekilde yeni genetik bilgi eklenmez DNA'ya. Böyle bir mekanizma yok hücrenin içerisinde. Var olan DNA kopyalanır. Bu da DNA'da kodlu bulunan onlarca protein, 60'tan fazla enzim gerekiyor bunun için. DNA'nın kopyalanması sırasında onlarca enzim gerekiyor ve hücre canlı hücresi gerekiyor. Ve zaten var olan genetik bilgi kopyalanır. Kesinlikle yeni genetik bilgi oluşmaz. Yani hiçbir şekilde yepyeni bir gen, yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim oluşmaz. Onun için değişik insan ırkları mesela bu çeşitlenmeye örnektir. Var olan genlerin değişik kombinasyonu hiçbir şekilde insan ırkları arasında başka ırkta, bir ırkta var olup da başka ırkta var olmayan yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim yoktur. Mesela insülin bütün ırklarda vardır. Deri rengini meydana getiren proteinler bütün ırklarda vardır aynı şekilde. Tiroid hormonu bütün ırklarda vardır. Yani farklı böyle tamamen orijinal bir ırka has, yepyeni bir protein, yepyeni bir enzim, yepyeni bir organ yoktur. Dolayısıyla evrim mevrim yoktur. Tabii. Evet. Evrimciler ne diyorlar? Diyorlar ki işte o bakteri direncinde onların hayallerindeki, masallarındaki senaryo şu şekilde. Diyorlar ki 100 tane bakteri var. Bu antibiyotiği verdik diyorlar. Bakın işte 50 tanesi öldü. 50 tanesi ne oldu? Öbür 50 tanesi de bu bakteriye yönelik olarak özel bir enzim geliştirdiler diyorlar. Nasıl geliştirmiş olabilir? Bunun aklı var mı? Onun yani bir laboratuvar mı var mı? Alacak, inceleyecek ve ona uygun bir enzim mi yetiştirecek? Evet böyle oldu diyorlar. Ya kardeşim böyle bir mekanizma yok zaten bu hücrenin içinde. Yani böyle bir teknoloji yok. Böyle bir teknolojiye sahip değil hücre. Yani gelecek olan bakteriye karşı özel bir enzim, antibiyotiğe karşı özel bir parçalayıcı enzim üreteyim de ben bunu geliştireyim diyebilecek. Zaten bir vakti yok böyle bir şeyin. Verdiğin zaman zaten hassassa ölür. Bu kadar basit. Ama ne oluyor? Varyasyon denen bir şey var. Çeşitlenme, bol bol çeşitleri var bakterilerinde. Suçları var. Farklı suçları var. Eğer antibiyotiğe hassas olanlar varsa onlar tabii ki ölüyor. Hassas olmayan, dirençli olanlar varsa yani o antibiyotiği parçalamaya yönelik enzimleri zaten varsa onların içinde o zaman tabii ki antibiyotik onu imha edemiyor. O bakterileri imha edemiyor. O suçlar tabii ki kalıyorlar. Kalmaları ne demek? Ortama hakim olmaları demek. Diğerlerinin öldüğü ortamda onlar çoğalma fırsatı buluyorlar. Daha önce ikisi de var mıydı? Vardı. Öbürü daha sonra mı ortaya çıktı? Hayır. Daha sonra ortaya çıkmadı. Zaten vardı o. İşte bakın burada da böyle bir hileye başvuruyorlar. Diyorlar ki direnç gelişti diyorlar. Hayır gelişmez. Zaten vardır ve bu hep böyle de devam edecek. Başlığı da verdiğin örnekte olduğu gibi kutuptaki penisilinin keşfinden 100 yıl önce ölmüş olan insanlar var. Onların vücutlarında penisiline dirençli bakteriler bulunuyor. İşte bu yüzden bulunuyor. Bakterilerin de kendine ait pek çok çeşidi var. Dirençli olanlar var, olmayanlar var. Aradaki fark bu. Evet, bir mutasyonla ilgili bir itiraf daha okuyalım, sonra ara vereceğiz. Bakın, yine evrimci Søren Lautrup diyor ki, Darwinizm isimli kitabında, doğal seleksiyonla beraber bile olsa mutasyonların 6 milyon yaşayan kompleks türün oluşumunda temel neden olduğunu iddia etmek, mantıkla alay etmek, delillerin ağırlığını reddetmek ve matematiksel ihtimal hesaplarını yok saymak demektir. Mikro mutasyonlar gerçekleşir ama bunların tek başına evrimsel değişime sebep olabileceği teorisi, iddiası ya hatalıdır ya da hatalı olduğu ispat edilemez. Çünkü metafizik bir teoridir. Sanırım bilimin bütün bir dalının yanlış bir teoriye bağlanması durumunda bunun çok olumsuz bir şey olacağına kimse karşı çıkmayacaktır. Fakat biyolojide olan budur. Bir gün Darwinist mitin bilim tarihindeki en büyük aldatmaca olarak sayılacağına inanıyorum. Bu olduğunda birçok kişi şu soruyu soracak, bu nasıl oldu? Bakın tekrar okuyorum, diyor ki bir gün Darwinist mitin yani bu hikaye, tarihi hikayenin bilim tarihindeki en büyük aldatmaca hayali hikayenin en büyük aldatmaca olarak sayılacağına inanıyorum. Bu olduğunda birçok kişi şu soruyu soracak, bu nasıl oldu? Bunu da bir evrimci söylüyor. Evet. Şimdi kısa bir aramız var, kısa bir aradan sonra hocamızla birlikte olacağız inşallah.